Ekranda görünen şekli bu dersimizde çizeceğiz. Bu çizimi yaparken array komutunun kullanımında öğrenmiş olacağız. Klavyeden C yazıp Enter yapıyorum. Merkezdeki çemberi çizeceğim. Ekranda boş bir yere tıklıyorum. Yarı çapını giriyorum. 11 birim Enter. Aynen bunları offset işlemi yapacağım. İkinci çembere bakıyorum. 16 birim, diğeri 11 birim arasında 5 birim fark var. O Enter yaptım. 5 Enter. Ardından çemberimizi seçip dışa doğru offset diyorum. Yine diğer çembere bakalım. Diğeri 22 birim. O halde 4, 6 birim offset yapacağız bu sefer. O Enter. 6 yazıp offset değerini. Diğer çemberimizi oluşturuyoruz. Dışa doğru tıklamak suretiyle. Bu sefer yine bir değer değişiyor. 22 birim, diğeri 25 birim, 3 birimlik bir offset yapacağız. O Enter. Turg değerini 3 yazıp çemberimizi seçip dışa doğru offset diyorum. Gördüğünüz gibi şeklimizin dış hatlarını oluşturduk. Rulman olarak düşünürseniz burada görmüş olduğunuz çemberler bilye olarak farz edelim. Tabii bunun teknik detaylar biraz daha karmaşık olabilmekte. Buradaki çemberi oluşturacağız. Bu çemberi array komutuyla çoğaltacağız. Bu çemberi tek tek etrafa alıp kopyalamak veya da başka yollarla yapmak mümkün. Ancak bu son derece uzun ve zaman alan bir durum. Bu işlem için cycle komutumu kullanacağım. Cycle komutunun burada tan radius seçeneğini veyahut da iki point seçeneğini kullanabiliriz. İki point seçeneğiyle şuradaki çeyrek noktalardan yakalamak suretiyle çemberimizi çiziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Çemberi çizdikten sonra şimdi buradaki çemberi, oluşturduğumuz bu çemberi çoğaltmak için etrafa modify'den arkadaşlar array komutunu kullanacağız. Array komutunun bu komuta girdikten sonra Enter yapıyoruz ve bu array işleminin merkezini olacak noktayı mouse'un soluyla tıklayarak seçiyoruz. Bunu tıklayıp seçtikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi ekranda otomatikmen beliriyor. Bu işlem açıldığında üst kısımda yani bon şerit menüsünün kısmında şurada görmüş olduğunuz gibi Array Creation adında bir panel açılıyor. Bunun üzerinde bütün değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Burada eğer mevcut işlemi onaylıyorsanız Enter yapıp çıkabilirsiniz. Yine bunlarda kaç tane daire olacaksa bunların sayısını arttırabilirsiniz. Diyelim ki 8 yapabilirsiniz bunu. 8 yaptığınızda bakın otomatik aralıkları eşit olacak şekilde bunlar yine çoğaltıldı. Burada satır olarak arttırabilirsiniz. Pek işinize yaramayabilir. Burada ikişer olarak çoğaltabilirsiniz. Bakın dışa doğru bunu çoğalttık. Bunun gibi birçok seçenekler sunuyor array komutu. Hızlı bir şekilde çoğaltma yapıyor bu işlemde.